sinkaflı yahut işte iğneli laflara gerek yok. Kesecekler. Herkes işine baksın. Herkes işine bakacak. Bu saatten sonra ben iki tarafa da bir şey soruyorum. Bu kadar bu olay, bu arşu alaya çıktıktan sonra acaba Petek Yatcan'ın herhangi böyle bir beklentisi mi vardır ki bu işe hala şey yapıyor? Yani geri dönmesi gibi bir imkan var mı böyle bir şey? Yok. Ya da hanımefendi dönüp gelse dese ki kardeşim ben secde ediyorum, oturdum dizin dibine, baştan sona kadar haksızım, affedersin dese, inanıyor mu ki Can Tanrıyer onu kabul edecek? Artık bu noktadan sonra olur mu böyle bir şey? Kabul edemez. Ama bu saatten sonra en azından geçirdiğiniz 12 senenin hatırı var. Bırakın kendi hayatınızı yaşamaya çalışın. Elbette ki burada orada da iki tane genç delikanlı aslan gibi çocuk var. Ve ikisine de buradan bir şey söylüyorum. Rahmetli Şafak Hanım'ın vefat etmesinin, bu kadar ağır hastalığının tetiklenmesine sizin yapmış olduğunuz, bu seçtiğiniz bu hayat standardı bunu bu hale getirmiştir. Burada ikinizin de günahı var. İkinizin günahı da birbirinden karat farklı değil. İkiniz de aynı şekilde suçlusunuz. En nihayetinde o kadının yaşadığı yere gidip oturdunuz. Orada oturdunuz. Elbette ki Allah'ın eli yoktur tokat atsın. Bunu bu faturayı ödeyeceksiniz. Bir şekilde ödeyeceksiniz. Herkes kendine üstüne düşen faturayı ödeyecek. Ben de ödeyeceğim, Cebrail Mungan da ödeyecek, Can Tanrıyer de ödeyecek, Petek Dinçöz de ödeyecek. Boş yere böyle şu anda yine söylüyorum. Ona, Petek'e benim bir tavsiyem var. Bu etrafındaki insanlara değil, kalbinin ve mantığının sesine inan ve o sana ne emrediyorsa o iki uzun, öyle davran. Ve bu işten de artık vedalaşın. Hakikaten vedalaşın. Dolayısıyla da çocuklar şimdi artık ben hadiselerin detayına vakıfım diye yazdıkları açık mektuplarda benle beraber başlıyorlar. Çok da detaylı 4 sayfalık bir mektup. Hani hepsini okuyamadım ama bütün yaşananlara örnekler de verilmiş. Bu kadar ismini bir adamı zikretmeye tabii gerek yok ki. O zaman hala aşıksın. Yok, aşıksan bu adama niye bu hallere geldiniz? Yani adam sana aşıksa yine niye bu hale geldiniz? Ortada yani, bir aşk varsa bu hale niye gelindi? Niye gelindi? Genel olarak. Kaldı ki durup dururken ve adam bir gün ona oturuyor, çocuklarının yanında söylüyor. Hı. Artık bu saatten sonra bu evlilik yürümez, ayrılıyoruz diyor. İşte Anılcan'ın mektubunda bu da var. O da diyor ki, Petek abla diyor, babamın bizim yanımızda sana bunu söylemesi mi sana bu kadar dokundu ki hala bizle uğraşıyorsun? Yahu burada söylerler, ben Petek'in yerinde olsam diyor. Aynen söyleyeceğim şey şu. Sev seni seveni hak ile yeksan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. Madem bana böyle bir şeyle gelindi, o dakika bitiririm. O dakika arkama bakmam. Ya ben bu ben istemeyeni ben de istemem. O kadar. Şimdi yarın benim önüme 27 senelik eşim, gözüm gibi sevdiğim, aşk evliliği yaptığım kadın kalkıp da durup dururken bana dese ki, Sacit Bey kusura bakma kardeşim, bu saatten sonra seninle beraber olamıyoruz. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Derse Allah korusun. Sebebini sorarsın. O sebep işine gelir veya gelmez. 27 sene beraber aynı yastığa baş koyduğun bir kadından ya bir erkekten böyle laf geliyorsa artık onun tartışması yoktu. Kapatırsın. Böyle sakız gibi uzatmaz. El sıkışırsın, vedalaşırsın. Kaldı ki bunu şimdi ben böyle bir misal veriyorum da benim için böyle bir şey geçerli Allah değil. Benim, o kadın artık benim karım falan gibi değil, benim uzuvum gibi olmuş bir kadın. Böyle bir şeyi de anca mezarda teneşirde söyler, o da ayrı. Gülüyordur şimdi. Evet. Sizin yorumunuz Cebrail Bey bu olayla? Valla ben böyle neticede iki tarafta yaralı, böyle bir şey söylemek kendimde hakkını görmüyorum. Neden görmüyorum? Ben görüyorum çünkü ben işin içinde. Tabii yani sizin için söylemedim. Hani ne olaylara şahidim, ne bütün konuların içindeyim. Detaylara benim söyleyeceğim bir şey iki tarafta birine yara verir. Hemen bunda tarafın attığı adımlar da magazin için haber değeri taşır değil mi? Ya işte tabii şimdi gönül ister ki bu duruma insanlar gelmesin. Biz de onu söyleriz. Yani keşke evlilikler ve beraberlikler bu noktaya gelmesin. Yani insan başladığı gibi bitirmesini de bilmeli. İki tarafta birbirine geçmiş sevginin hatırına, neyin hatırı varsa ortada. Ya adam Ankara'ya gidiyor, Ankara'da bir lazım. Düğüne gidiyor. Hala o düğünden adamı polisten aldırmanın yollarına bakıyorlar abi. Yani bir bırakın işin ucunu artık. Evet, bu da mektupta var. Yani böyle olmuyor ki yani. Ankara'ya düğüne gidiyor. Manasız ya. Polis, madem bu adam sizin iddia ettiğiniz durumdaysa, o zaman bu adam İstanbul'daydı. Siz de İstanbul'dasınız.
Buradaki savcılığa gidin. Anıl Can'ın dediği de şu, orada düğünde babamı rezil etmek için. Bunu yani küçük düşürmek için küçük bütün şartları zorluyorsunuz. Yani. O zaman karşı tarafta en nihayetinde insan. Ve bu bir yere kadar sabrediyor yani. Ve şu anda ben sana çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yaptığı yok. Çünkü şartları zorluyorsunuz. Yani olmayacak işlere hala gelmesi için, olayın oraya gelmesi için böyle asılıp çekiyorsunuz. Ya bırakın, söyledik size bırakın, vedalaşın bu işle. Manasız bir iş ve manasız bir ittifak kurduruyorsunuz. O, yani insanları, bak sen çok iyi bilirsin mesleğinden dolayı. Acize düşürülmek istenen insanın arkasında savunucusu çok fazla olur. Ne kadar kabahatli olursa olsun. Ve şu anda ısrarla acize düşürmeye çalışıyorsunuz. Ve kendinizi de haksız. Ve bu adam acize düşecek tabla bir adam değil. Bırakın, tamam. Kabahatlidir, hataları vardır. Baştan sona kadar, sabaha kadar yargılayacağımız yerler vardır. O ayrı. Ve ben onun arkadaşı olarak, ki Cebrail de çok iyi bilir, yeri geldiğinde de ondan birebir gırtlak gırtlağa gelmiş bir adamım. Ve yıllarca da babalarımız arkadaş olmasına rağmen birbirimizden de sözümüzü hiç sakınmadık bugüne kadar. Ve o susmuştur iş o perdeye çıktığında. Ve ben bu konuşmalar arasında da Can'a kimsenin kolay kolay söyleyemeyeceği lafları da söylemişimdir. Allah şahit. Kendi bilir. Ama artık yani şartları zorlamanın, yani şartları zorluyorsunuz. Yani sınırları ihlal etmeye başladın. Artık ki sen bir tanesini bunu çok yakinen biliyorsun. İşte yüzü burada, canlı şahidi burada. Onun için manasız işleri yapmanın gereği yok ve bu laflar artık kırıcı olmaya başladı. Ancak tabii tavsiye, niye yani söylediğin şeyler sadece tabii tavsiye niteliğinde. Ay tavsiye ediyorum güzel zaten. Şeyler bunlar. Yani maalesef böyle durumlarda kimse araya girmez ve herkes çekinir. Neticede sonuç çekinir tabii. Yani neticede sonucunun ya yukarı Türkistan bıyık, aşağı Türkistan sakal kardeşim yani. Ama yani durumlar yani. Ben orada insanlara yani saygı ve edep çizgisi içerisinde birbirlerine bu hani helalleşerek ayrılmak da adam helalleşti şey abicim. Helalleşti karşı tarafta artık helalleşti gitti bitti tamam. Daha artık yani adamı evet, oradan yani kaptırmaya buradan kaptırmaya evet. Yani şimdi farz edelim ki bir düğünde gidip de Can'ı oradan polisler yalan beyanlarla yahut iftiraya yönelik davranışlarla farz et ki polis geldi ki polisin bu yetkisi de var. Girer içeriye derdest eder seni alır. Ertesi gün bunun doğrusu ortaya çıkar serbest bırakır ama o anda yaşanan acizi, o anda yaşanan küçük düşürmeyi. İnsanlar ne yani bu senin neyin tatmin edecek? Aynı şeyi sana yapsa aynı şekilde sana böyle bir tezgah kurulsa seni şerefimle temin ederim. Aynı şekilde gidip Can'a bir ton laf edeceğim. İnşallah durulur artık. Ya inşallah vallahi yani, billahi hakikaten durulsun yani. Gerçekten durulmasını umuyoruz. Peki Cebrail Bey, demin reklamdan önce de söylemiştim. Magazin muhabirleriyle ünlü, kimi, hepsi değil tabii ama kimi ünlü isimler arasında yaşanan böyle itiş kakış, su püskürtme vardı en son. Biz ona burada bakmıştık. Çok enteresan yani. Çok saygısızca bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ben önce bu cümleden önce tabii şeyi söyleyeyim. Bu Justin Bieber mevzusunu arada konuştuk. Yani çok üzücü bir durum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burası çadır devleti de değil, muz cumhuriyeti de değil. Biz Amerika'ya pasaport vize alabilmek için evet, saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Tabii. Geçen sene Amerika Texas Houston'a gitmek için New York Havalimanı'nda hakikaten ya bize yapılmayan kalmadı. Nedir? İşte efendime söyleyeyim, kendilerinin terör korkusu yüzünden yani özellikle Asya ve işte Orta Doğu, Türkiye gibi ülkelerden gelen ülkeler, hele de ön adınız Müslümansa bu ön yargılarla yaşadıklarımızı ve orada yaşananları gerçekten düşündüğüm zaman biz yine de saygı çizgisinde o devlete hürmeten, o devletin bayrağına hürmeten, çünkü bir milleti temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri olur, Rusya olur, kim olursa olsun önemli değil. Biz de o milletin kanunlarına, kurallarına, kaidelerine son derece saygılı bir şekilde davranırken, çizgide, evet, polisinin kaşını gözünü oynatmasından bile biz aman bir rahatsızlık vermeyelim, sağ salim şuradan geçelim diye. Bizim bakış bu kadar, bizim bu kadar öyle, evet, yani itinayla mesela geçiyoruz. O devlete hürmetimizden bir başka ülkeye gidiyoruz. Bazen insanlar söylüyor, ya işte Arap ülkeye gittik de şöyle. Hayır kardeşim, orası Arap ülkesi veya ne bileyim ne cumhuriyeti.
veya ne bileyim ne çadır devleti. O devlete saygı duymak zorundasın girdiğin yere. Buraya da gelip de böyle yani bu şımarıklığı, zaten kendi ülkesinde de şımarık bir adam. Her gün magazin basınına, bizde Dünya'da Magazin diye bir köşemiz var, biliyorum, kullanıyoruz. Bir sürü abuk subuk işleri olan insanlar. 17-18 yaşında şöhretin verdiği etkiyle bu kadar kendini kaybetmiş bir çocuğun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hele hele siz gümrükten pasaportla Türkiye'ye böyle kaçak girmiştir şu an. Yani bu uygulamayı ben yakıştırmıyorum. Sanatçı ne olursa olsun, acaba bizim kendi ülkemizdeki bir sanatçı başka bir yerde yapsa ne olur? Tutuklarlar. Tutuklarlar diyorum. Açık ve net söyleyeyim, tutuklarlar. Yani burada bu hoşgörüyü göstermelerini ben kabul edemiyorum. Justin Bieber değil, ne Bieber olursa olsun, ne Bieber olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle saygısızca Muz Cumhuriyeti gibi o arabanın içine girip polisler kapıda bin bir ricayla efendime pasaport... Ne ya böyle... Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ya çok ayıp ya, çok ayıp ya, ben yakıştıramadım. Demin söyledim. Ben açık söyleyeyim abi, özür dilerim. Ben sınır dışı ederim bu sanatçıyı. Ederim kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ysen sınır dışı etmelisin Justin Bieber'ı. İşte o da dünya çapında bir skandal abi, olur. Abi niye skandal evet olsun? Kendisi yaptığı skandal zaten. Sizi hiçe sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına, polisine, gümrüğünde girişine saygı duymuyorsa, sizin kurallarınıza... İngiltere'ye böyle mi giriyor Justin Bieber? Benim, o dakika tutuklu. Fransa'ya Justin Bieber böyle mi girdi? O dakika tutuklu. İtalya'ya Justin Bieber böyle mi girdi? Bana bir tane böyle girmiş bir şeyini gösterin, resmini gösterin. O İtalya'yı, Fransa'yı, Schengen ülkelerine böyle girdiğini ispat etsinler. Ben böyle şey olur mu? Kosova işte bir öncekinde böyle aranarak girdi. Bu buyurun işte abi, biz yani bunu hayranlık çizgisi de bu kadar şey. Hayranlık çizgisi artık bir devletin bayrağına, bir devletin kurallarına, kanunlarına hakaret boyutuna geldi. Bakın şey geldi bugün Suriye'de, biliyorsunuz Büyükelçi Jennifer Lopez miydi? Yok pardon. Angelina Jolie geldi. Angelina Jolie. Suriye'deki sınav hanımefendi geldi. İyi niyet barış elçisi olarak geldi. Gitti oraları, efendime söyleyeyim, oradaki insanların kapları dolaştı. Dinledi. Polise de devlete de saygılı bir şekilde geldi. Görüşmelerini de yaptı. Yine aynı şekilde gitti. Bu nedir abi yani onlar, şimdi yani bundan daha ünlülerini gördü bu ülkede. Bundan daha yani burası kimler bundan geldi? Kimler gelmedi? Madonnalar mı gelmedi? Onlar mı gelmedi? Biz böyle bir çirkinliği görmedik ya. 18 yaşında bir çocuk kuralları delerek efendime yine söyleyeyim. Yine iyi oradan kaçabilmiş. Ben açık söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne buna hoşgörü olarak şey demem yani. Biz Amerikan eyaleti değiliz ya. Amerikan'ın bir eyaleti değiliz. Burası Texas'ta değil, Kansas City'de değil, Atlanta'da değil. Vallahi ben öyle giremezsin. Yorum Twitter'dan geldi. Burası bir eyalet değil. Nereye evet değil yani ama gerçek bu. Türkiye Cumhuriyeti Amerika'nın bir eyaleti değildir. Böyle giremez yani. 17-18 yaşında bir çocuk polis kapıya gitmiş, yalvar yakar oluyor ki dışarı çıksın. Olur mu böyle şey ya? Ya şimdi işte bu işte bizim sanatçılarımıza geldiği zaman yerden yere vuran insanlar, Justin Bieber geldi şimdi ben göreceğim. Yarın köşe yazarlarını, o köşe yazarı diye geçinen insanları göreceğim. Justin Bieber'i nasıl yazacaklar merak ediyorum. Konser şöyle iyiydi, evet, böyle iyiydi. Şöyle ya, eğlendik, ama böyle hiçbir şey diyorsunuz. Hiçbir şey bir devletin bayrağına, devletin kuralına saygısızlık etme. Hiçbir ün, hiçbir şöhreti tanımıyorum bu noktada. Aynen. Bugün bizim diplomatik pasaportu olan milletvekillerimiz emin olun ki Amerika'da çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Girerken. Tabii. Evet. Ya bu, belki bu bir belki şu an siyasi ilişkileri bilmiyorum. Belki bugün bakış açısı nedir? Aynen. Ama biz 15 sene önce kırmızı pasaport, diplomat pasaportuyla sıkıntı yaşayan insanlar yeşil pasaportu tanımıyor Amerika. 18 yaşında çocuk arabayla yandan geliyor. Polis lütfen pasaport kontrolü istiyor. Arabadan inmek istemiyor. Bence bu bugün Amerika Başkonsolosluğu bu konuda bence bir özür yayınlamalı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yaptığı şey. Gerçi niye özür dilesin ya ki? Niye yani özür dilesin? Bu şahsı, adam orada bir şahsi Amerikan devleti niye bunu yani orada o polislerin onu gözaltına alması mesela lazım. Şöyle bir yorum geldi. Justin'a gereksiz yere çatıyorsunuz. Korumalarının işgüzarlığı bu. Ben de şöyle düşünüyorum. Korumaların işgüzarlığı olsa bile orada onlara durun. Burada gereği nedir demesi gereken ne yani, kaç olursa olsun korumaların odur. Korumaların yaptırımı mı var ki korumaların suçu olsun? Ya korumaların ne yaptırımı bir var? Bir şey hatırlatacağım. Şimdi devletin ismini vermeden konuşuyorum. Bir devlet başkanının korumaları buraya geldiklerinde üstlerinde silah var diye ki onlar görevlerini evet, yapıyorlar. Evet. O en üst düzey bir devlet görevlisiydi. Evet. Yani Cumhurbaşkanı makamında biriydi.
yanındaki korumalarında silah taşıması son derece normal olmasına rağmen o silah konusunda Türkiye'ye girerken büyük problem yaşadılar. Kılı kırk yardılar. Hayır, Amerika'da Sayın Başbakanımıza da yapılıyor. Yani korumaları aynen. Sayın Başbakan günü arkada korumaları yaptılar. Engellendi. Hatta arbede yaşandı. Yani bu Amerika'da evet, oldu. Evet. Ve üstelik de Birleşmiş Milletler gibi önemli bir davete katılmış. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başvekili Başbakanı bu yani şey değil. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Yani mesela Twitter'dan gelen yorumlara ben siz konuşun. Ya ben Justin Bieber hayranlarını falan 17-18 yaş çocuğun aklı ermez. Devlet geleneğini de bilmez. Bilmediği için atıyor. O konuşur. Neyse, ben onları ciddiye almıyorum. 17-18 yaşında çocuk üniversiteye gitsin. Önce devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleneklerini öğrenecek. Ondan sonra 28 yaşına geldi. Ondan sonra benimle gelip oturup da. Bu hayranlıkla izah edilecek bir durum değil. Ayrıca şunu da söyleyelim. Biz burada müziğine hiçbir şey demiyoruz. Burada müzik hiç konuşulmuyor. Bambaşka bir şey konuşuyoruz. Bu işin şimdi onu algılamıyor yani. Şimdi 17-16 yaşında çocuk bir hayranlıkla bakıyor yani mevzuya. Müziğine bir şey dediğimiz maalesef, yok. Maalesef şimdi emperyalizmden bahsedenlerin kültür emperyalizmini görmemeleri de acı. Kendi sanatçısına sırtını dönen Alaturka diyenlerin nasıl bir kültür erozyonuna uğradığını da görmeliler. Görmeliler. Ben kendi ülkemin sanatçılarını seviyorum. Ben 1980'de bize acılar yaşatanların şarkılarına yansıttıkları, her dönemde ekonomik krizleri şarkılarına, bu milletin şarkılarına yansıtanları ben seviyorum. Ben Mevlana'ları, ben Yunus Emre'leri, ben Hacı Bektaş-ı Veli'leri seviyorum. Ben kendi kültürümün insanlarına hayranım, aşığım, onlarla var oldum, onlarla öleceğim. O yüzden bu tür böyle Justin Bieber 17-18 yaşında böyle üfürük sanatçılarla biz, kusura bakmayın. Bu çocuklar daha çok görecekler, çok yaşayacaklar. Hiç bölmüyor. Tabii şimdi yani bizim yaşımızdaki insanlar hadiselere bakışı onları gibi bakma şansımız yok. Ben bir kere burada her şeyden evvel biraz evvel söylediği şeye kalıbımı basarım. Bir devletin devlet yapısı vardır. Yani en nihayetinde sen buraya girerken buranın kurallarına girip buranın kurallarına çıkacaksın. Sen orada yine söylüyorum oradaki emniyet amirini ya da oradaki başkomiser kim varsa takdire şayan bir davranışta tölere. Mesela dün de 1 Mayıs olaylarında tölere edilecek ve takdir edilecek herkes hadiseleri konuşuyor. Dün mesela ben Sine 5'te Cenk Eren'in programına katıldığımda da aynı cümleyi söyledim. 77 hadiselerini ikide birde getiriyor. 77 hadiselerini getiriyorlar. Doğru, haklı. Dün herkesin gözünden kaçan bir şey var. Türkiye'nin her tarafında, bütün şehirlerinde bu kullanıldı. Sadece hadise İstanbul'da. Kaldı ki İstanbul'da da olmasının sebebi 77 senesinden bugüne kadar, 2013'e kadar 37 sene gibi bir zaman geçmiş. Siyasi erkle, sendikalar bazındaki isteklerle o davranış biçimi o 37 senedir İstanbul konusunda değişmemiş. Demek ki yani İstanbul'un karşı yakasında bile, yani Kadıköy'de, bir başka şehirde, hiç patırtı kütürtü olmadan, şey kimsenin burnu kanamadan her şey dümdüz gitti. Sadece ben bu işlerde şunu görüyorum. Biz bir milletiz. Farklı kültürlerde, farklı düşüncelerde, farklı inançlarda bir milletiz. Olabilir, farklı amen, düşünebiliriz, ha? Farklı edebiliriz. Ben ama körü körüne ideolojiyi sevmiyorum. Aynen. Çünkü neden? İdeoloji hiçbir ön yargıyla hareket eden, diyalog yolunun tamamen kapalı olduğu alan anlamı çıkıyor. Türkiye'de maalesef biz meselelere böyle bakıyoruz. Her konuda ideoloji. Yani ben aynı oturduğum binada Ermeni komşumla oturabiliyorum, bir araya geliyorum. Fakat farklı düşündüğüm, aynı milletten, aynı dünyada, aynı dinden olan insanlarla bir araya gelip oturamıyorlar abi. Bin bir fırkaya ayrılmışlar. Bin bir ideolojik düşünceye ayrılmışlar. Ya biz bunları hak etmiyoruz ya. Hakikaten hak etmiyoruz. Mesela dün mesela ısrar, affedersin sözünü kesiyorum. Dün mesela ısrarla bir Taksim hikayesi var. Ya iyi güzel, tamam. Şimdi Taksim'de ben orada zaman zaman berberim olduğu için mecburen oraya 35 sene, 40 senedir aynı yere gidiyorum. Biliyorsun. Ve yolumda Hacı Osman'dan metroya biniyorum. Tam Taksim'de şeyde çıkıyorum, Göbek'te çıkıyorum. Ya arkadaş, orada sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Öyle kazılmış, öyle bir inşaat durumunda bir durum var ki. Yani oraya mümkün 5 bin kişinin, 20 bin kişinin, 15 bin kişinin mümkün gelip de, ki en büyük tehlike, ki 77'deki hadise de böyle oldu. Ben çünkü orada o alanı panoramik gören bir apartmanda oturuyordum. Yıllarca da orada oturdum. Orada bir tanesi bir provokasyon yapsa, yemin ediyorum hadisenin boyutu 77'dekini aratır hale gelir. Bir kere çünkü oradan aşağı gideceksin. O paravanlar maravanlar orada durum, yani o işin önüne geçemeyecek.
Topyekün bir facia yaşanacak. Ya arkadaş, sayın vali söylemişti, 40'ar kişilik, 50'şer kişilik gruplarla gelin. Geçen sene yapıldı orada, kimse mani olmadı. Evet. Yani biraz da abartmayı, biraz olay çıkması için elimizden gelen her konuda böyle. Şahsi konularımızda böyle, iş konusunda böyle, biraz evvel söylediği şey. Arkadaş, senin böyle bir düşüncen vardır. Tamam. Senin siyasi görüşün de budur. Ya, ama bunu körlük noktasında, yaşama noktasında...